Bedava kelimesini duyunca nasıl da bayram ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Şu bedava baklava etkinliğindeki dayılar gibi bedava oyun gördük mü dayanamıyoruz. Özellikle oyun fiyatları bu denli yüksekken beleşe oyun dağıtan Epic Games'i bir oyuncu olarak duymaya kalmamıştır. Bu adamlar her hafta ücretsiz oyun dağıtmanın yanı sıra yılbaşı dönemlerinde uzun bir süre her gün beleşe oyun veriyordu. Yani bu verilen oyunlar da öyle tırt oyunlar olmuyordu. Mesela geçtiğimiz yılbaşında verdiği oyunların arasında Death Stranding, Dishonored, Wolfenstein The New Order gibi oyunlar vardı. Zaten bir dönem GTA 5'i bedava dağıttığı için ülkenin bitki örtüsü Epic Games haline dönüşmüştü. Hatta öyle bir dönemdi ki bazıları onlarca hesap oluşturup GTA 5 kasıp satmıştı. İşte bu kadar oyunu dağıttıktan sonra ister istemez bir kitle çekiyorsun ve platform kısa süreli büyüyor. Fakat şöyle bir sorun var ki bedava oyun dağıtmak oyuncu kitlesini çekmek için yeterli olsa da uzun vadede bu yöntem patlamaya mahkum. Çünkü oyuncular Epic Games üzerinden oyun oynadıktan sonra kapatıyor ve bir daha da Epic Games'in 100 lira bakmıyor genelde. Hatta ve hatta bir oyunu Epic Games'e 100 lira daha ucuz almak varken Steam'den alanlar bile var. Dürüst olalım, hangimiz açıp Epic Games Launcher'da zaman geçirmek ister ki? Yani zaman harcamak için yapacak bir şey yok. Steam karşısına neden geriye düştüğünü anlatacağım zaten birazdan. Peki demin bahsettiğim bedava oyun dağıtma yöntemi oyuncu kitlesi bakımından uzun vadede neden işe yaramıyor? Gelin bunu kısaca irdeleyelim. Bu Epic Games bir dönem yaptıkları Gears of War'u PC'ye çıkarttıklarında oyun oynanmayacak durumdaydı. O kadar iğrenç bir şekilde çıkmıştı ki oyun, serinin sonraki oyununu sadece konsola çıkartmak zorunda kaldılar. Bu durumun sebebi neyse PC sektörünün bitik olmasıyla açıkladılar. Fakat gel gör ki seneler sonra Steam ile devasa bir pazara dönüşen PC tarafına gözlerinde dolar işaretleri dönerek dalmaya çalıştılar. Başta ölü dedikleri PC oyunculuğunu sonradan sahiplenmeye başladılar ve bu pazarın büyüklüğünde kendilerinin de payı olduklarını öne sürdüler. Epic Games Store'la yaptıkları o kadar rezil şeyler var ki çoğu şirketin imajını yerle bir ettiler. Sözleşmeleri imzalayıp oyunları belli bir dönem Epic için özel olmalarını ikna ettiler. Bu sayede bazı oyunlar PC satışlarında dibi gördü. Tabii ki kısa sürede gelir kazandılar fakat ne bir topluluk oluşturabildiler ne de popülarite. Yani unutulup gittiler. Tek suçlu da Epic değil burada. Bu anlaşmaları imzalayan büyük şirketler de hatalı. Indie şirketler için aynısı geçerli değil çünkü adamların paraya ihtiyacı var. Fakat şöyle bir şey var ki diğer şirketleri tekerlekle suçlayan Epic Games'in asıl tekel platform olmaya çalışması absürt olan ve eleştirilen şey. Bu bahsettiğim oyunlar eğer ki sonradan Steam'e çıkarsa işler tersine dönüyordu ama tabii ki. Oyuncu kitlesi kazanıyorlardı, topluluk oluşuyordu ve satışları yükseliyordu. Kesinti her ne kadar daha yüksek olsa da oyunun gidişatı güzel oluyordu. Bu tekerlek mevzusu hariç PUBG'yi kopyalama işlemlerini, Apple'la davalık olma süreçlerini hiç anlatmıyorum bile. Şimdi Steam ile sözde kapışma süreçlerini inceleyelim. Unreal Engine ve Fortnite gibi devasa gelir kaynaklarının yanı sıra daha sayamadığı miktarda yatırım alıyor. Unreal Engine ile üretilen oyunlardan komisyon alıyor zaten. Fortnite tarafındaysa işlerin ne halde olduğunu biliyoruz. Sezon sistemi ve kostümlerle birlikte Epic keseyi ağzına kadar dolduruyor her geçen gün. Marvel'la, ünlü film dizi karakterleriyle, Mr. Beast ile sözleşmeler ve daha sayamadıkları. Adamlar Travis Scott konseri bile yaptılar oyunda. Kısaca bu adamların bedava oyun dağıtırken neye güvendiklerinin küçük bir kısmını görmüş olduk. Her neyse, asıl konuya ve Epic Games Store'un neden kurulduğuna dönelim. Steam'in oyunlardan %30 kesinti yapmasına karşı kendileri Epic Games Store oluşturdu ve burada daha düşük kesinti oranlarıyla satış yapmaya başladı. Bu oran %12 olarak belirlendi ve Unreal Engine kullanan bir oyunu Epic'te satacaksanız %7'ye kadar düşüyor bu. Bunu gören geliştiriciler de oyunlarını Epic Games'e ya daha erkenden çıkarttı ya da komple Sony gibi sadece Epic Games'e satılan oyunlar üretti. Hatta Rocket League bir dönem Steam'de satılırken daha sonradan satıştan kaldırıldı ve Epic Games'e bedava olarak oynanabilir duruma getirildi. Bir diğer örneği de Fall Guys. Bu adamlar Epic Games için bir launcher yaptılar ve bu launcher kelimenin tam anlamıyla iğrenç. Kapak fotoğrafında neden Epic Games'e çöpsün dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sağlam bir sistemde donma sorunlarından tut, programın hata verip kapanmasına kadar daha bir ton yazılımsal türlü türlü hataları var bu Epic Games Store. Her neyse, launcher'a girdik diyelim. Bu platformda yapabileceğiniz tek şey oyun oynamak. Sizce bu durum normal mi? Bence hiç normal değil çünkü bu platform Steam'in kesinti tutarına tepki olarak doğdu ve ona rakip olmayı kendisine hedef belirledi. Yani aslında hem geliştiricileri çekmek istiyor hem de bedava oyun dağıtarak oyuncu kitlesini büyütmek istiyor. Büyük bir kısmımız sadece oyun oynamanın haricinde türlü aktivitelerde yapmak istiyor bir oyun platformunda. Şimdi tüm eksikleri bir kenara bırakalım da şu saçmalığa gülelim biraz. Epic Games Store'da arkadaş ekleme özelliği olmasına rağmen sohbet etme özelliği yok. Yani öyle süs niyetine ekliyorsunuz arkadaşlarınıza. Sadece bir oyuna girerken davet etme seçeneği var, o kadar. Hadi bunu da geçtik, ben oynadığım oyunun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum diyorum. Yani bu oyuna para veren insanlar ne düşünüyor oyun hakkında, şöyle bir göz gezdireyim istiyorum, çok mu? Epic Games bu özelliğe de sahip değil. Şu absürtlüğe bakın ki biz Epic'ten oyun almak istesek de gidip Steam'den okuyoruz incelemede. Profil düzenleme
oynamayı bırak, profil kısmı bile yok. Ekran görüntüsü alma özelliği yok, oyuncu grupları yok, demin bahsettiğim oyun inceleme sayfası yok. Yani Epic Games kullanmak için sahip olduğumuz çok az sebep var. Şahsen ben sadece oynayabileceğim bedava oyunları alırken kullanıyorum. Çok istediğim bir oyun olsa ve iki platform arasında devasa boyutta fiyat farkları olmadığı sürece Epic Games asla kullanmam. Eğer ki diyorsanız sohbet etmek, incelemelere bakmak, gruplarda takılmak benim umurumda değil diye, o zaman Epic Games kullanabilirsiniz. Yani sadece girip oyun deneyimlemek için makul bir platform. Bu kadar gömdü. Belki de daha gömülmesi lazım gelişmesi için ama yeterli şimdilik. Şimdi şu konuya da değinmek lazım. Oyun fiyatlarının neden ne arttığını biliyoruz. Steam'deki zamlar zaten aldı başına gitti. RDR2 1000 liraya, GTA 5 500 liraya, bazı indie yapımlar 150-200 bandına kadar çıktı. Böyle bir durumda kimseye gidip Epic'ten oyun almak mantıksız demek de saçma. Özellikle bizim açımızdan konuşursak. Çok büyük farklar varsa tabii ki gidip Epic'ten almanızı tavsiye ediyorum. Burada bahsetmek istediğim Epic Games'in Steam'le rekabet edemeyecek kadar kötü bir altyapısının oluşu ve piyasada yaptığı türlü saçma. Epic ne zamanki yaptığı hatalardan dönmeyi başarıp kullanıcılara kulak vermeyi hedef edinirse, o zaman oyuncuların nezdinde güzel bir yer edinir. Sonraki videoda görüşmek üzere.